Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda paralel iki doğru arası en kısa uzaklığı bulmayı öğreneceğiz. Birinci doğrumuz D1 AX artı BY artı C1 eşittir 0. İkinci doğrumuz D2 AX artı BY artı C2 eşittir 0. Bunlar paralel olduğu için X'in ve Y'nin katsayıları eşit olacak şekilde olmalı. Soruda verildiyse ve eşit değilse eşitlememiz lazım. Yoksa bulduğumuz sonuç yanlış olur. En kısa uzaklık dik uzaklık. Bu uzaklığı bulurken C'lerin yani sabit sayıların farkı mutlak değer içerisinde bölü karekök içerisinde A kare artı B kare şeklinde hesaplayacağız. Şimdi bu formülle ilgili karşımıza çıkabilecek soru örneklerinden çözelim. 3x artı 4y artı 11 doğrusunun 3x artı 4y eksi 19 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? Gördüğünüz gibi bu kısımlar birebir aynı. O zaman sabit sayılar 11'e eksi 19. 11 eksi eksi 19 sabit sayıların farkı bölü karekök içerisinde A'nın B'nin kareleri toplamı 3 4 5 gelecek zaten. 9 16 daha 25 5 olarak çıkar. Şu 2 eksi birbirini artı yapar. 11 artı 19 30 olur. 30 bölü 5'ten cevabımız 6 olmuş oldu. 3x artı 4y eksi 7 eşittir 0 doğrusu ile 6x artı 8y artı 16 eşittir 0 doğrusu arasındaki uzaklık. Şimdi burada en kısa uzaklığı, dik uzaklığı buluyoruz. Bakıyorum buralar farklı. Aynı yapmak için burayı 2 ile genişletiyorum. 6x artı 8y eksi 14 eşittir 0. Şimdi eşitlendi. Sabit sayılar eksi 14'e 16. Sabit sayıların farkı eksi 14 eksi 16 bölü karekök içerisinde 6'nın karesi artı 8'in karesi olmuş olur. Burası eksi 30. Dışarıya 30 olarak çıkar. 6'nın 8, 6, 8, 10 üçgeni var. 36, 64 daha 100. 10 olarak çıkmış oldu. 30 bölü 10'dan cevabımız 3 olmuş olur. 2x eksi 4y artı 9 eşittir 0 doğrusu ile 2y eksi x artı 3 eşittir 0 doğrusu arasındaki uzaklık. Yine bunları da eşitlemem lazım. Burayı eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 2 çarpı eksi x artı 2x olur. Eksi 4y olur. Eksi 6 eşittir 0. Bakıyorum birebir aynı oldu. Şimdi sabit sayılar 9 eksi eksi 6 bölü kök içerisinde 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Buradaki eksilerin bir önemi yok arkadaşlar. Eksi eksi artı olur. Yukarısı 15, aşağısı 4, 16 daha 20, kök 20. Bu da 2 kök 5'tir. Burayı kök 5 ile çarparsak 15 kök 5 bölü 2 çarpı burası 5 olur. Yani 10 olmuş olur aslında ama sadeleştireceğiz. 15 ile 5'i sadeleştirdik. 3 kaldı. Cevabımız 3 kök 5 bölü 2 olmuş olur. 5x eksi 12'ye artı 11 eşittir 0 doğrusu ile 5x eksi 12'ye artı m eşittir 0 doğrusu arasındaki uzaklık 2 birimse. Bu kısımlar aynı. Direktmen sabit sayıların farkı 11 eksi m bölü kök içerisinde 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir 2 birimmiş. Buradan 11 eksi m bölü 5, 12, 13 üçgeninden burası 13 olacak. Uzun uzun hesaplayabilirsiniz de. İçler dışlar yaparsak 11 eksi m mutlak değer içerisinde eşittir 26 olur. 13 çarpı 2'den. Şimdi mutlak değeri çözelim. 11 eksi m eşittir 26. 11 eksi m eşittir eksi 26. M'i karşıya atarsam 26'yı da bu tarafa atarsak eksi olarak gelir. Eksi 15 birinci değerimiz. M'i karşıya atıyoruz. 26'yı buraya. 37 de ikinci değerimiz olmuş oldu. M değerleri toplamı eksi 15 artı 37'den 22 olmuş olur. Evet, iki doğrumuz var. D1, D2 doğruları. A, B, C, D kare. İki paralel doğru. Gördüğünüz gibi içerisinde bir kare oluşturulmuş. Karenin alanı soruluyor. Arkadaşlar burası kare olduğu için dik uzaklık olmuş olur ve en kısa uzaklık olmuş olur. Bu da yaptığımız sabit sayıların farkı 7 eksi. Eksi 1 bölü karekök içerisinde 1'in karesi artı 1'in karesi. Katsayılar 1, 1. Zaten bunlar birbirine paralel. Yukarısı
8 olur. Eksi eksi artı olmuş oldu. Aşağısı 1'in karesi 1. 1'in karesi 1'den kök 2. Bunu kök 2 ile çarparsak 8 kök 2 bölü 2'den sadeleştirdik. 4 kök 2 olmuş oldu. Uzaklık. Yani bir kenar 4 kök 2. Bize karenin alanını soruyor. Karenin alanı bir kenarın karesiydi. 16 çarpı 2'den 32 olmuş olur. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili, bu bölümle ilgili son sorumuz. 3x artı 4 ya artı 2 eşittir 0 doğrusuna 2 birim uzaklıktaki noktaların geometrik noktaların denklemi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar doğrumuz şu olsun. 3x artı 4y artı 2 eşittir 0. Buna 2 birim uzaklıkta ya bu tarafta olacak. Şöyle. Veya diğer tarafta şu şekilde 2 birim uzaklıkta iki tane doğru denklemimiz var. Şimdi bu doğrunun denklemini bulalım arkadaşlar. Bunlar paralel olacağı için burası da 3x artı 4y olacak. Ama sabit sayısı farklı olacak. Aynı şekilde bu da 3x artı 4y sabit sayısı farklı olmuş olacak. Ama biz neyi biliyoruz? Bu iki doğru arasındaki uzaklığın 2 birim olduğunu biliyoruz. Şimdi formülü uygulayalım. Sabit sayıların farkı. A eksi 2 bölü kök içerisinde a kare artı b kare. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 2 birim. Buradan a eksi 2 bölü 3, 4, 5 gelecek. Eşittir 2'den. İçler dışlar yaparsak a eksi 2 mutlak değer içerisinde eşittir 10 olur. Bunu çözelim. A eksi 2 eşittir 10. A eksi 2 eşittir eksi 10. 2'yi karşıya attık. A eşittir 12. A eşittir artı 2 olarak geçer. Eksi 8. Yani bu şu anlama geliyor. Birinci denklemimiz 3x artı 4y artı 12 eşittir 0. İkincisi 3x artı 4y eksi 8 eşittir 0 denklemidir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.